Herkese merhaba. Bir süre daha bekleyelim istedik. Katılanlar oluyor şu anda. 1-2 dakika içinde yayınımıza, sohbetimize başlayacağız. Beklerken bir arkada müzik falan yok mu Nizar? Tam ona bakıyordum. Zoom Arkadan ne aç? müzik. Zoom müzik. Ne açsam diye playliste bak. Yeni katılanlar oluyor. Tam dörtte başlamak istemedim hocam. Tabii iyi yapmışsın. Ya herkes katılsın. Çoğunluk geldikten sonra başlarız. Derslerde de bizim öyle oluyor. Evet. Saat dört diyoruz. Dördü üç geçti. Dört geçe ancak başlıyoruz. 1-2 dakika. Zaten kısıtlı süre, 1-2 dakika sonra hemen başlarız. Tamam. İstediğiniz varsa müzik arka plandan vereyim. Sağ ol, sağ ol. Ama fena fikir değil ha. Yani Zoom background vardı, niye Zoom müzik olmasın ki? Evet, aslında YouTube yayınlarında veriliyor arkada. Bunda bilmiyorum, belki de vardır Bunda yani. belki de vardır onu. İlay da bilir. Biz o konuda biraz zayıf kaldık. Evet. Şimdi belli oranda katılım oldu. Katılanlar olacaktır illa ki. Ben başlayalım hocam isterseniz. Ben bir Tabii ki. giriş yapayım, sonra size sözü aktaracağım. Hı. Herkese merhaba. Turner olarak düzenlediğimiz Yalın E-Seminerler serisine hoş geldiniz. Umarım herkesin sağlığı yerindedir. Tabii rahatsız olanlar varsa acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Gerçekten zorlu, yorucu ve belki de eşsiz bir yılı geride bırakmak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki yıl ve süreç hepimiz için daha umutlu, daha sağlıklı ve hayırlı olur diliyorum. Yalın düşünceyi yaymak ve inşaat sektöründe yalın anlayış hakkında farkındalık yaratmak amacıyla başlattığımız Yalın E-Seminerleri bugün ikinci oturumunu gerçekleştireceğiz. Her çarşamba günü saat 4'te bu Yalın E-Seminerlere devam ediyor olacağız. Yayın esnasında kaçıranlar olduğu takdirde YouTube'da Turner International sayfasından yayınları daha sonra da dinleyebilirler. Bugünkü konumuz yalın inşaat ve yapay zeka ilişkisi olacak aslında genel çerçevede. Kısaca ben kendimi tanıtayım, ardından sözü hocama aktaracağım. Ben Nizami Özçelik, lisans ve yüksek lisans eğitimimi ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra şu anda İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde doktora proje yönetimi üzerine doktora programına devam ediyorum. Aynı zamanda da yaklaşık 9 yıldır özel sektörde çeşitli projelerde görev aldım. Şu anda İstanbul Finans Merkezi Merkez Bankası projesinde sözleşme şefi görevinde bulunuyorum. Onur Hocam, girişi yaptıktan sonra sözü size aktarıyorum. Nizam, çok teşekkür ederim. Hem ODTÜ'lü bir kardeşim hem de eski çalıştığım firma Turner'dan bir kardeşimle konuşmak beni çok mutlu etti. Ne mutlu. Özellikle Turner'ın tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. İlayda Hanım başta olmak üzere. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Turner zaten birçok konuda ENR listesinde bir numarada yer alan dünyanın en büyük firmalarından ve öncü firmalarından bir tanesi. Bu konuda da sizin öncülük yapıyor olmanız bence hiç şaşırmayacak. Çok güzel bir olay. Beni de davet ettiğiniz için Teşekkürler hocam. Siz de hepinize akademik sektörde bunun biraz öncülüğünü yaptığınız için doğru isim olarak sizi davet etmek istedik, fikirlerinizi almak istedik. sağ olasın. Çok teşekkür ederim o yüzden hepinize. Şimdi tabii bu konu bence yani her iki konuda benim için çok önemli. Zaten ODTÜ'ye geldiğim zaman ilk açtığım ders yalın inşaat dersiydi. Hatta şimdi tabii akademisyen olunca hani ilk ben açtığımı da göstermek için makalesini de yazdım. Hemen bunu da güzel bir dergide de bastırdım. Dersi nasıl açtım, müfredatı nasıl kattık diye. Çünkü ben gerçekten çok büyük önem veriyorum ve tabii yalın inşaat konusunda dersi çok sevdiğim için öğrencilerimden bir gün hiç unutmuyorum. Böyle 3 saat aralıksız konuştum. 3. saatin sonunda öğrencilerden biri yeter hoca yeter dedi böyle. Tamam dedim, oldu mu iş artık bu kadar anlattıktan sonra. Çok keyif aldım bir konu. Tabii şimdi önce bir yalın inşaat tarafından hızlıca gireyim.
Yalın inşaatı olan ilgim tabii benim 2005'lerden 2006'lardan beri vardı. Ama tabii en büyük sıkıntım şuydu. Yani yalın inşaatı biz nasıl anlatacağız? Daha doğrusu insanlara nasıl ikna edeceğiz? Çünkü insanlara bunu anlattığın zaman öyle bir şey var. Ya bunlara gerek yok modu var. Ya da işte biz bunsuz da yaparız modu var. Nedense pek bu konulara hani şey geliyor. Böyle çok çekemiyorsunuz. Bir hem özellikle değişime bir direnç de oluyor aslında. Bizim de karşılaştığımız sorunlar. Hem de biraz da sanki yaptığımız işler, bunu zaten yapıyorduk. Genel bir öyle bir anlayış var. Evet, şey de var Nizam, bir de kolay geliyor insanlara. Şimdi ben tabii bu kafaydı. O zaman o tarihlerde Rönesans'layım ve işte değişik şantiyeleri geziyorum. İşte yine bir şantiyemizi geziyoruz. Şantiyeyi gezerken şey oldu. Hani bir toplantıya girdim. Toplantı ayakta yapılan bir toplantı. Ve ayakta toplantıyı yaptılar. İşte 10 dakikada patır patır konuşulması gereken şeyleri konuştular. Sonra hep beraber iki parmağına getirip yoş dediler. Ya arkadaş, toplantıdan çıktım diken diken. Proje müdürü abimize gittim. Dedim Mustafa abi, sen dedim yalın inşaat süreçlerini yaptığının farkında mısın? Ya Onur dedi, bu Japonlarla çalışıyoruz. Hep bunları istiyorlar ama ben de ne olduğunu tam anlamamıştım dedi. Sonra biz orada bir iki haftalık şey yaptık. Oturduk, yani ne var ne yok bir anlayalım dedik. Ve benim ilk defa orada şeyi anladım. Yani bunlar uygulanabiliyor. Hem de Türk müteahhiti olarak Türk mühendisleri bunu yapabiliyor. Bunu gözümle gördüm ve ikna oldum. Yani dedim tamam, yani anlatamıyorsak sorun bizden Nizami. Yani bu yapılabilir bir şey. Onu gördüm. Ve bunun üzerine iyice kendime güven de geldi bu konuyla ilgili. Ve bunun advocate olarak bunun yayabilmek için elimden gelen çalışmaları yapmaya başladım. Ve o toplantının özelliği de şuydu bence. Sen şantiyelerde çok iyi biliyorsun. Pazartesi sabah şantiye gelinir, çay gelir, sonra toplantı, haftalık toplantıyı başlar, öğleyin 12'ye kadar, ya Nizami hafta sonu ne yaptınız, çocuklar nasıl falan da başlayan, 12'ye kadar süren, sonuçta hiçbir kararın alınamadığı verimsiz toplantılar yaparız. Ve o toplantı ayakta yaptığın zaman gerçekten 10 dakikada biter. Çünkü pazartesi sabah en son istediğim şey, çay kahve olmadan belim bacağım ağrırken toplantı yapmak. Öyle olunca çok hızlı bir şekilde konuşuyorsun ve karara bağlıyorsun. Kısaca aslında görev ve sorumluluk odaklı oluyor. Daily huddles dediğimiz, aslında biz de değiştirmeye çalışıyoruz hocam. Bu arada hani yeni toplantı kültürlerin olsun. Yani uzun toplantılar verimsiz oluyor. Herkesin katıldığı toplantılar bir sonuç üretilmeyen toplantılar oluyor. Dediğiniz gibi hepsi aslında yalın dediğimiz kültür, aslında bir anlayış. Her alanda dokunuluyor aslında. Bu da iyi bir örnek oldu. Evet, yani işte o öyle başlayan süreçlerle işte bugünlere kadar geldik. Şimdi tabii yalın deyince bence biraz da yapay zekaya neden gittiğini anlatmak istiyorum. 45 dakikada olunca çok da fazla vaktimiz yok. Şimdi yalın aslında, hani ben örneği toplantıdan verdim ama yalın bir süreç yönetimi. Yani yalın bir şirketin çalışma şekli, bir şantiyenin çalışma şekli ve sistemsel bir şey. Yani sistemsel olarak yaklaşılan ve sistemsel olarak bir bütüne bakan ve bütünün birbiriyle konuşması üzerine kurgulanmış bir sistemler. Ve yalında benim hep söylediğimde bir şey de var. Yani belki de bunun en güzel tarafı da o. Özür dilerim. Hiçbir zaman şey de yapamıyorsun. Yani hiçbir zaman oldum da diyemiyorsun. Yani ben yalında, çünkü en önemli şeylerden bir tanesi Kaizen süreçlerinde sürekli gelişim içerisinde hiçbir zaman şey yok, oldum yok. Yani ben Nizamcığım, ben hallettim, her şey bitti yok. Ne demek bu? Bu ne kadar iyi olursan ol, her zaman daha iyi olabileceğini gösteren bir süreç. Bu yüzden de yalın süreçlerde birçok kullanılabilecek tool var. Bunların uygulayabileceklerini uygularsın. Daha yalın bir organizasyon olursun ama sonu da yok. Yani devamlı kendini geliştirmen gereken süreçler. O yüzden de güzel. Yani şey de var. Hani şunlar var Nizam, bunları uygularsan yalın bir şirketsin. Aa bak, bunu yapmamışsın, o zaman yalın değilsin diyemez kimse. Çünkü o zaman şunu dersin, tamam onu yapamadım ama sürekli gelişim içerisinde onu da sistemime katacağım diyebilirsin. O yüzden son derece de uygulaması kolay olan bir sistem. Yeter ki anlamak lazım. Yani ki yalanın temelinde olan iki öğe, birisi sürekli gelişim, diğeri ise mutual respect dediğimiz birbirine olan saygı. O iki şeyi sen şirketinin temeline koyduğun takdirde, yani saygı ortamını sağladığın ve aynı zamanda sistemlerin kendisini geliştirebileceği ve sürekli gelişimi var olduğu bir sistem kurduğun takdirde buradan sen çok daha verimli bir şekilde ileriye doğru gidebilirsin. Tabii burada çok da önemli bir şey var Nizam Hanım. Nedir bu önemli olan şey?
Bu mekanizmalar içerisinde bir de ders çıkarma var. Lessons learned mekanizm var ki yalın süreçlerini bence çok değerli kılan bir süreç. Nedir bu? Sen ne kadar iyi olursan ol hata yapmalısın ki biz hatalardan çok şey öğreniyoruz. Yani bizim kültürümüzde tabii tehlikeli bunlar. Çünkü sen de biliyorsun bizim kültürümüzde bence iki tane önemli öğe var. Bunlardan bir tanesi nazar kültürü. Yani ne kadar iyi olursan ol hep kötüsün. Yani örneklerine çok girmek istemiyorum. İkincisi de bizde herkes her şeyi herkesten daha iyi biliyor. Neden? Dinlemiyoruz. Yani ben yani çok iyi bildiğim için Nizamcığım senin sana söyleyeceğin hiçbir şey değerli değildir mantığıyla yaklaşırsam hiçbir şey öğrenemiyorum. Yani öğrenmeyi Doğru. kapatıyoruz. Şimdi lessons learned'deki en önemli mekanizma yani ders çıkarmadaki en önemli mekanizma mümkün olduğu kadar hatalardan ders çıkarmak ve öğrenmek üzerine kurgulanmış. Şimdi bu neden önemli? Bu şundan dolayı önemli. Özellikle biraz sonra detaylı olarak da gireceğim. Yapay zeka süreçlerindeki en önemli şey veri toplamak. Şimdi bizim inşaat mühendisliği organizasyonlarında ya da proje yönetim organizasyonlarındaki en büyük eksikliğimiz biz hep tecrübeye dayalı gidiyoruz. Yani bizde ne var? Hep şantiyelerimizde çok iyi işleri bilen bir abimiz var. O abimiz üzerinden biz süreçleri götürüyoruz. Yani çok da iyi. Bu abiler genellikle çok da iyi oluyorlar. Ve bu abiler üzerinden gider. Şantiye bittiği zaman da hiçbir dokümantasyon veya hiçbir bilgi, yani çok genelleme yapmak istemiyorum ama sen de biliyorsun. Bu Maalesef öyle. yani bir sonraki şantiyeye geçmez. Şimdi Yalın'daki bu ders çıkarma süreçlerinin en önemli mekanizması ki işte sizle 2 hafta önce Toyota'dan gelen müdürümüzle konuştu. Buradaki önemli şeylerden bir tanesi dataya, veriye sahip çıkabilmek. Yani şantiyelerdeki tecrübeli abilerimizin neden önemli olduğundaki en önemli şey ne? Onların masaya koyduğu tecrübe. Yani sen sözleşmelerle ilgili çalışıyorsun. Bizim mesela Rönesans'tayken çok sevdiğimiz bir abimiz vardı Mehmet Duras. Allah uzun ömür versin. Yani o bir sözleşmeyi gösterirdik. Anında her şeyi söylerdi sana. Şimdi tabii bunları gördükçe neden yapay zekanın çok önemli olduğunu da anlıyorum ki onları biraz sonra anlatacağım. Ve o tip abiler sayesinde şirketler çok başarılı oldu. Yani biz de her şantiyede o tecrübe sayesinde başarılı olduk ama biz orada şantiyelerde öğrendiğimiz dersleri veya süreçleri hiç kaydetme gereği duymadık. Burada ben de bir ilave yapmak Tabii isterim ki. hocam. Yani aslında burada verinin, yani yapay zekaya geçerken verinin önemi zaten çok büyük olacağını anlayacağız anlattığınızda da. Zaten sürekli gelişim, yani yalın kültürdeki sürekli gelişim sağlamak için de bu verileri gerçekten analiz etmemiz, veri tutmamız gerekiyor ki ufak ufak iyileştirmelerle hedeflediğimiz noktaya ulaşalım. Evet. Dolayısıyla elde veri olmazsa, bunun tutulduğu, analiz edildiği bir arka plan olmazsa zaten o istediğimiz iyileştirmeleri de yapamıyor oluyor. Evet, çok doğru söylüyorsun. Zaten endüstriyel mesela bir araba fabrikasında bunu yapmak daha kolay. Çünkü onlar bunun farkında oldukları için tüm dataları tutuyorlar. Fakat bizdeki sıkıntı şu. Bizde hep bir yangın söndürme var. Yani ben bunu devamlı söylüyorum papağan gibi. Yani biz hep çok hızlı giriyoruz. İşte bitmesi gereken projelerimiz var. Az adam var, kısıtlı bütçe var. Hep o hikayeyi de söylüyoruz. Sonra kısıtlı bütçeyle ve az adamla çok hızlı bir şekilde girip sonra patlayınca da niye patladı diyoruz. Yani Lean diyor ki böyle yapma. Yani tabii ki sen verimli çalışacaksın. Tabii ki sen hızlı çalışacaksın. Bunlarda sıkıntı yok ama planlamanı doğru yap diyor. Çünkü bakarsan Toyota Production System içerisine bakılırsa burada söylediği en önemli şeylerden bir tanesi senin de çok iyi bildiğin gibi planlama çok önemli. Yani hatta şimdi tabii Japonca terimleri kullanmak istemiyorum. O süreçler içerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi konsensüs sağlayarak, ortak karar vererek, düzgün planlamak, olabilecek her şeyi düşünmek, ondan sonra kararı hızlı uygulamak üzerine kurgulanmış. Şimdi bizde şey yok. Planlama ve konsensüs olmadan hızlı bir şekilde patla. Ama süreçler hızlı giderken de nerede yanlış yaptığını bulmaya çalışırken vakit kalmıyor. Yani o zaman sen tabii ki şeyi yapamıyorsun. O veriyi toplayamıyorsun. Sistemleri nasıl geliştirilmiş? Çünkü yangın söndürüyorsun. Şimdi bu bir yöntem. Tamam mı? Bu yöntemde yanlışlık var mı? Şimdi diyebilirsin ki hocam yanlışlık yok. Çünkü biz bunu gerçekten çok başarılı yapıyoruz. Yani sen bunu bir batılı ile yapamazsın. Ki bunun örneklerini de biz Hollanda'ya gidince gördük. Çünkü Hollandalı'ya sen şey dediğin zaman güzel kardeşim sistem patladı. Gece 12'ye kadar çalış dediğin zaman çalışmıyor. Kusura bakma ben evime gidiyorum diyor. Gidiyor. Ertesi sabah da 9'da geliyor. Şimdi biz bunu niye başarıyla yaptık bunca yıldır? Çünkü süreçler bittiği zaman, patladığı zaman, sıkıntıyla karşılaştığın zaman sen de yapıyorsun, ben de yapıyorum. Gece 12'ye kadar çalışıyoruz.
4-5 saat uyuyup sabah 5'te gelip devam ediyoruz çalışmaya ve süreçleri düzeltiyoruz. Eninde sonunda düzeltiyoruz. Zaten bizim Türk mühendislerin bence en önemli özelliği o. Biz yani bırakmıyoruz, işi başarıyla bitiriyoruz. Ama bunun bize getirdiği çok büyük yan etkiler de var. İşte Muda, Muri, Mura süreçleri sen de biliyorsun. Burada üzerimize gelen müthiş bir şey var, bir yoğunluk var. Çok fazla çalışıyoruz. Bunun getirdiği, üzerimize getiren çok büyük stresler var. Ya yani bu sadece bizim için değil, kullandığımız araçlardan, kendimizden, her şeyden ortaya çıkardığı ciddi sıkıntılar var. Şimdi tabii bunların hepsi bir araya geldiği zaman gerçekten sıkıntılı süreçler yaşıyoruz. Peki burada söylemek istediğimiz şey ne? Yapay zekadaki en önemli unsurlardan bir tanesi o verileri toplamak. Yani verileri toplayacaksın. Şantiyende yaptığın her şeyde verileri topluyor olacaksın ve bunları da kurumsal bir şekilde takip edebilir hale geleceksin. Şimdi birçok firma özellikle iş güvenliği tarafında bunu çok başarılı bir şekilde yapmaya başladı. Yani iş güvenliği de yapmamızdaki en önemli sebeplerden bir tanesi de çünkü yaptığımız işlerin hepsi dış krediyle yapılıyor. Dış krediyle yapılan yerlerde de diyor ki Avrupalı ya da Amerikalı bankalar, finans kuruluşları bunları yapacaksın diyor. Şimdi orada da doğru olalım. Yani biz bunları yapmak istediğimiz için yapmadık. Bize birileri gelip sana para vermiyorum bunları yapmazsan dediği için yaptık. O da üzücü bir durum aslında. Ama yaptık. Ve bunu birçok şirket iş güvenliği, kalite, çevre yönetim sistemlerinde hiç aklına gelmeyecek hemen hemen neredeyse bütün müteahhit firmalar, büyük yani dış krediyle iş yapan firmalar bunların içine girdi. Ve çok güzel kurumsal sistemleri kurmaya başladılar. Yani bunun örneği hemen hemen bütün büyük kurumsal dediğimiz firmalarda gelişmeye başladı. Bu çok pozitif bir şey aslında. Ki bakarsanız Avrupa topluluğunun verdiği bir takım fondlarda da bu özellik vardır. Neden? Adam diyor ki bizim seviyemize çık. Hani özendiriyor seni. Bu da güzel. Yani araştırma da onu yapıyorlar. Bize Avrupa topluluğundan bir para geldiği zaman nedir adamların hedefi? Yani iyi bir niyetle, sosyal sorumluluk diye bakabilirsin. Türkiye'deki eğitimi, üniversitedeki akademik araştırmaları bir üstteki noktaya getirebilmek. Şimdi tabii bunun bizim açısından yararı şu oldu. Bu büyük firmaların hepsi bu tip şeylere yatırmaya başladılar. Bunu neden anlattım? Çünkü bunun sayesinde de veriler birikmeye başladı. Yani iş güvenliği alanında, kalite anlamında vesaire de veriler birikmeye başladı. Şimdi tabii ben bir de şunu gözlemledim. Tabii bunun yalınla ilgisi de çok önemli. Neden yalınla ilgisi çok önemli? Çünkü süreçlerinizin düzgün tasarlanmış olması gerekiyor. Ne demek düzgün tasarlanmış? Senin şirket içerisindeki satın almandan teknik ofise, teknik ofisten iş güvenliğine, proje yönetimine kadar kullandığın tüm sistemlerin nizami birbiriyle konuşuyor ve anlaşıyor olması gerekir. Çünkü eğer bunlar arasında bir cohesion yoksa, bunlar düzgün bir şekilde çalışmıyor ise, sen yalın bir sistem kurmamışsan zaten topladığın datanın da çok fazla bir anlamı kalmıyor. O yüzden senin organizasyonunun ilk önce yani yapay zeka devrimine geçmeden önce senin yalın devrimini gerçekleştiriyor olman lazım. Yani şirketin içerisindeki sistemleri yalınlaştırman, çalışır hale getirmen, birbiriyle konuşur hale getirmen, optimize hale getirmen, birbiriyle konuşurken de verimliliği ölçebiliyor hale gelmen gerekiyor. Şimdi sen bunları başardın. Bunları çalıştıran sistemlerin var, birbiriyle konuşan sistemlerin var ve veri toplamaya başladın. İşte o durumda senin biraz önce söylediğin o verileri analiz etmeye başlayabilirsin. Yani önce bir istatistik olarak girersin iş içine. Ne olduğunu daha net görmeye başlarsın. Sana bu bir üçüncü bir göz açar. Yani olayları daha farklı bir boyuttan yakalama şansın olmaya başlar. Bunu yapmıyor isen o biraz önce anlattığım yapay zeka devrimine geçmen çok zor. Yani devrimin olması için senin önce şirketindeki o yalınlaşma süreçlerini gerçekleştiriyor ve o süreçler içerisinde sisteminin konuşan entegre bir sistem haline getirmen gerekiyor. O yüzden hep söylediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi yalın inşaat süreçlerini şirketin içerisine net olarak getirmeden ne yapı bilgi modellemesini sen uygulayabilirsin. Neden uygulayamazsın onu da söyleyeyim sana. Çünkü sen de biliyorsun yani iş bizim için yapı bilgi modellemesindeki üç boyut değil. Yani üç boyutlu bir model görmek çok güzel, çok gurur verici ama biz onu istemiyoruz sadece. Biz neyi istiyoruz? Biz onun içinden Dördüncü, çıkar. beşinci. Tabii ki biz onun içerisinden metrajı istiyoruz, iş planlamasını istiyoruz, satın almayı istiyoruz. O BIM içerisindeki ayın ön plana çıkmasını istiyoruz. Yani bilginin, information'ın ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunu çıkarabilmen için de sistemin konuşuyor olması lazım. Mesela ben yapı bilgi modellemesiyle ilgili ders verdiğim takdirde en son 15-16 saatte hep yalın anlatırım.
Çocuklar bazen şey der, ne gerek var bunlara der. Ya bir dakika, burayı anlamadan bir sonraki basamağa geçemezsin. O şeyde kalırsın. Yani duvarla kolonu çizmekte kalırsın. Çünkü duvarı kolonu çizip bunların metrajını almakla da iş bitmiyor. O metrajı alırken kullandığın kodların senin iş planındaki kodlarla da konuşuyor olması gerekiyor. Buna da Şimdi... güzel bir örnek de şöyle katkıda bulunayım hocam. Yani neden temelde yalını anlatıyorsunuz aslında? Şimdi Toyota üretim tarzından gelen bir anlayış ve temelinde de onlar bir piramit olarak tasarlıyor bunu. Temelde de felsefesi zaten bu işin kültürü ve anlayışı yatıyor. Sonra Tabii. süreçleri aşamaya getiriyorlar. Süreç dediğimiz işte o süreçlerdeki atıklar, sürekli gelişim, bahsettiğiniz araçlar daha sonra işte Building Information Modeling dediğimiz diğer araçlar bir üst kademesi oluyor. Dolayısıyla her şey o felsefe temeli oluşturduğu için belki insanlar buna eleştirse de bu şekilde başlamak gerekiyor. Evet. Yani zaten bu şekilde başlamadığın zaman takılıyorsun. Orada işte stres başlıyor. Yani buradan niçin bir yere gidemiyoruz sorusu başlıyor. O yüzden de işte şey bak diyor adamlar. Yani bir noktaya geliyorlar ve yürümüyor, olmuyor, BIM olmuyor diyorlar. BIM olmadığı için değil, senin sistemsel olarak BIM'e hazır olmadığın için bu sorunla karşılaşıyorsun. Şimdi bunda da ayıp yok. Yani neden yok? Çünkü şimdi ne yazık ki tabii bu da biraz sürdürülebilirlik konusuna gidiyor. Var olabilmek için ekonomik olarak da var olabilmen lazım. Şimdi ekonomik olarak o kadar fazla kaygıyla uğraşıyoruz ki bazı şeylere sıra gelmiyor. İşte o yüzden de bence yalının en güzel taraflarından bir tanesi o. Sıraya koyabilirsin ve bir yerlerden başlayan, hiç yapmamaktansa bütün ekonomik sıkıntılara rağmen o plan içerisinde, o büyük resim içerisinde küçük noktalardan başlayarak sen sistemini uygulamaya alırsın. Yani bence bu da çok önemli. Yani bunu becerebiliyor olmak da çok önemli. Şimdi başa gelirsek, sen şimdi yalın bir sistem kurdun. Dataları toplamaya başladın. Sistemin birbiriyle konuşuyor. Ve benim burada söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Şimdi şu şeyi de anlaşalım. Yani bu yapay zeka dediğimiz sistem için birçok komponenti var. Ama ilk basamağını yaptığımızı söylüyorum. Yani şimdi biz sistemimizi kurduk. Veri akışımız var. O veriyi de analiz edebiliyoruz. Tabii ki bunu önce işte büyük veri analizi sistemleriyle bakabiliriz. Veya işte istatistik yöntemlerle bakabiliriz. Ki özellikle şeyi de unutmamak lazım. Neden büyük veri? Çünkü o kadar çok data toplamaya başlıyorsunuz ki büyük organizasyonlarda. Gerçekten uçsuz bucaksız, terminoloji çok doğru değil ama yani gözünüze canlansın diye söylüyorum. Çok ciddi bir veriyle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Şimdi çok ciddi veriyle karşılaştığınız zaman da bunu bir takım tekniklerle araştırmanız lazım. Ancak ben şunu gözlemledim. Yani bunları yapıyorsunuz zaten. Ancak şunu gözlemledim ben. Özellikle inşaat süreçlerinde, yani siz de biliyorsunuz, iş güvenliğinden gidelim. Bir şantiyeye iş güvenliğinde yetenekli bir arkadaşı, öngörülü, tecrübeli bir arkadaşı gönderdiğimiz zaman işte 3-4 gün orada kalır. Geldikten sonra nizami şey der, abi der veya işte şefim der, burada kesin bir kaza olabilir, şu konulara dikkat edelim der. Veya etmezsen sen o konularda o dikkati, kesin de birilerine kötü bir şeyler olur. Şimdi bunu gördüğümüz zaman ben çalışırken ya dedim, yani böyle bir durum var ise o zaman bizim mutlaka burada bir takım trendler var biz ve bunları yakalayabiliriz gördüm ve bunun üzerine şey dedim ya dedim bunu ben normal zeka ile insan zekasıyla görebiliyorsam bunun bir algoritması var demektir. Bu algoritmayı da ben yakalarsam ben bu yakaladığım algoritma üzerinden şeye geçebilirim. Yani şantiyedeki bu tip kazaların önlenmesini yapabilirim dedim ve inanılmaz bir şekilde yakaladık o trendi. Yani ben artık sistemde data toplanıyorsa yani herhangi o şirkette artık hangi şirketse datadan bağımsız olarak yani datanın kalitesi tabii ki önemli ama ona rağmen yani kalitesiz data kısmına da girebiliriz vaktimiz kalırsa ki çok vaktimiz kalmayacak gibi görünüyor. Data üzerinden sen bir takım şeyleri yakalayabiliyorsun çok çabuk bir şekilde. Bu ne demek? O hafta yapacağın iş kalemleri üzerinden topladığın datayı inceledikten sonra riskli olan taskları yakalayabilip yani o iş kalemlerini yakalayıp o kalemlerle ilgili sen acil olarak önlem alabilecek hale geliyorsun. Yani ve bunu yaparken de insanların yani unutup unutmaması da değil, arka planda çalıştığı için sistem direkt öne diyor ki sana Nizamcığım sabah işe geldin, iş güvenlik arkadaşlarına acil olarak toplan. Bu hafta yüksekten çalışacak veya kaynak yapacak arkadaşları bir topla. Çünkü kaynakla ilgili kalemlerde bizim daha çok fazla işte parmak kopması çok rastlardık onlara. Bununla ilgili hemen bir farkındalık eğitimi yapalım diyebilirsin. Bu da ve bununla ilgili de sen süpervizyonu da arttırırsan ki bunun da algoritması var. Çok hızlı şekilde o olabilecek kazaların önünü kesmenin önünü açıyor. Yani şey yok.
Tüh, keşke yapsaydık pazartesi bu çalışmadan çıkartıyor. Çünkü arka planda bu sistemi çok hızlı bir şekilde yakalamaya başlıyor. Şimdi ben şimdiye kadar hep veri üzerinde. Bu sadece veride de değil tabii ki. Yani bu bir veri var. Yani o yüzden Yalın'la ilgisi çok önemli. Yalın'daki optimizasyon çok net. Yani puantaj için çok kullanıyoruz. Şantiye girerken Onur Tokdemir'i görüyor ve tanıyor. Diyor ki Onur Tokdemir şantiye girdi. Sabah 9'da geldi. Akşam 6'ya kadar çıktı. Bunu çok güzel yapıyoruz. Mesela bizim şu an çalıştığımız yine yapay zeka çalışmalarından bir tanesinde ben şantiye girdiğim zaman o gün eşimle kavga etmişim olabilir. Çok mutsuzum, çok depresyondayım. Çok kötü bir suratla geldim. Emotion recognition diye bir olayımız var. Şantiye girerken benim emotionlarımı yakalayıp ya bu adam aşırı depresyonda bugün ya bir ona dikkat edelim diyor ve bu direkt elinize flag olarak geliyor, çıkarıyor bayrağı ve diyor ki Onur Tokdemir yüksekte çalışacaksa Allah rızası için ya bir konuş ya da çıkartma oraya bugün çalışmasın diyor. Yani bu sadece veri üzerinden değil onu demek istiyorum. Artık yapay zeka ile image recognition teknikleriyle de biz bunu çok rahat yapabiliriz ki bununla ilgili örnekleri daha sonra vereceğim. Yani şimdi Zaten veri ona üzerinden hocam bahsettim. şöyle veri deyince aslında insanların aklına hani bizim dokümente ettiğimiz veriler geliyor ama tabii büyük verinin oluşması aslında hani ona da belki değinmek gerek. Büyük veri her yerden aslında işte yazışmalardan artık kredi kartlarından o girdiğimiz internet sitelerinden her yerden veri topluyor aslında. Dediğiniz gibi görüntü, o duygu hislerini tanıma yani her şey aslında büyük veri oluşturuyor ve o işlenebilir hale geldiğinde işte ona aslında büyük veri diyoruz. Yani veri insanların aklında tam canlanmıyor belki ama sadece o dokümente edilen veriler değil aslında. Artık fotoğraflar, kameralar, her yerden gelen veriler aslında bunu oluşturabiliyor diye. Evet, yani çok çok doğru bir noktaya parmak bastın. Şimdi özellikle işin içine imiciler girdiği zaman yani orada çok ciddi bir şimdi tabii dedim ya 45 dakika içerisinde buna girdiğin zaman biraz Evet, havada uzuyor, kalacak. uzuyor daha. Evet, çok uzayacak. Ama o verinin düzgün bir şekilde analiz edilmesi olayı müthiş zor bir olay. Yani senin şantiyede anlık olarak işte düşünsene bir dakika içerisinde kaç tane frame per second yakalıyorsun? Yani makinen 10 frame per second ise o bir şey değil. Senin bir anda 600 tane resmi yakalamış olman lazım. Makinen o kadar kuvvetli olacak ki bütün imajları patır patır işletip hızlı. O da şey yaşadık. Şimdi mesela akademik olarak University of Illinois at Urbana-Champaign'de bir hocamız var. Hocamız mesela en çok çalıştığı konu bunu ne kadar çabuk yaparız? Yani algoritmayı çalıştığı algoritma matematiksel olarak ne kadar hızlı karar mekanizmasını geliştirir üzerine çalışıyor. Çok keyifli araştırmalar bunlar tabii. Ama neyse biz tekrar kendi konumuza gelelim. Şimdi siz bu verileri topladığınız zaman tabii şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani veri her zaman kaliteli olmuyor. Kaliteli veri ne demek sorusunu da şöyle açıklayayım. İşte kazalarla ilgili veya kaliteyle ilgili veya işte biraz sonra da anlatacağım bütçeyle ilgili bir takım işlere girdiğiniz zaman kişisel olarak datayı girerken mesela ne bileyim, near miss dediğimiz işte olabilecek bir takım kazaların önceden yani kaza olmadan yakaladığınız şeyleri yazdığınız zaman veya kazayla ilgili bir takım bilgileri yazarken bazı şeyleri yanlış bilebilirsiniz. Ama datanın o kadar çok data geliyor ki yani sizin diyelim ki milyonlarca işte row'luk bir Excel datası olarak düşünebilirsiniz. Yani bir Excel dosyası düşün. Tabii Excel'de o kadar olmuyor ama o Excel'de o kadar çok row var ki o row'un da şey düşünün, kolon 1-2 değil. Mesela bizim iş güvenliği ilgili yaptığımız çalışmada 350 tane kolon var gibi düşünebilirsiniz. 350 kolon ve yüz binlerce row'luk bir data var. Şimdi bu data o kadar yoğun ki o data içerisinde belli bilgiler yanlış girilmişse ya da girilmemişse bunları sistem bir süre sonra yakalamaya başlıyor. Onu söylemek için bunu anlatmaya ihtiyacı duydum. Çünkü o datanın içerisinde bir süre sonra trendleri yakalamaya başlıyor. Ve ne bileyim yani bu çok tabii enteresan yerlere de giriyor. Çalışan işçinin geldiği etnisiteden, yaşından veya tecrübesinden veya geldiği ortamdan, havanın sıcaklığından vesaire aklınıza gelebilecek her türlü öğeyi de bu hızlı bir şekilde düşünüyor sistem ve bunların analizini yapıyor. Ve size bunlarla ilgili olabilecek şeyleri önceden söylemeye başlıyor. Bu tabii şey olarak efsanevi bir şey. Buna Bu tam Rüştü'nün anlattığınız aslında makine öğrenme dediğimiz yani bu yani veri mevcut veriyi artık analiz edip yorumlama yani makine evet. öğrenmesi aslında bu oluyor diye biliyorum. Evet. Yani
Tabii işte bu tabii şey kısmı. Yani elinizde verileri topluyorsanız. Bu veri toplama işini yapabilmeniz için de üzerine basarak söylüyorum. Organizasyonunuzun yalın bir organizasyon olması lazım. Yani sistemleri birbiriyle konuşan, sistemleri çok iyi planlanmış ve planlanmış sistemlerin belli kodlarla birbiriyle konuştuğu bir sistem olması gerekiyor. Eğer siz böyle bir sisteminiz yoksa tabii ki bunların öte, yani bir sonraki basamağa geçmeniz çok zor. Şimdi yine Yalın'la ilintili olarak biliyorsun bizim Yalın süreçlerinde en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi görsellik. Yani görsellik üzerinden çalışıyoruz. İşte Genji Genbatsu, Japonca söylemeyecektik ama gene başlayacağız herhalde. Yani karar vermeden önce git gözünle gör dediğimiz. Ya ne bileyim şantiyemizde bir araba var, bir araç var, bir ekipman var. O ekipmanın ne kadar verimli çalışıp çalışmadığını takip edebilmek. Bunun işte onun için sistemlerin birbiriyle konuşuyor. Biliyorsun Total Productive Maintenance diye adlandırdığımız yalın süreçler içerisinde ekipmanların takip edilmesini kullandığımız bir takım sistemler var. Yani Productive Maintenance dediğimiz yani işletmesinin doğru olarak yapılması, takip edilmesi ki biliyorsun Japonların en çok önem verdiği konulardan bir tanesi. Mutlaka bütün insanlar gibi araçların da çok iyi şekilde bakılması. Çünkü yani sen işte bu şey için de geçerli. Tasarım ofisindeysen bilgisayarın bozulursa çalışamıyorsun. Demek ki o belki benim şantiyedeki ekskavatör senin bilgisayarın. Bunların da bir mekanizmayla takip edilmesi gerekiyor. Ve sistem diyor ki sen diyor eğer bunları takip edebiliyorsan hem görüntülü hem görüntüsüz, görüntülü olmayı tercih ederim. Takip et diyor. Bunlarla ilgili bilgileri tut ve bunları elinden geldiği kadar da optimize et. Tabii işte o senin söylediğine geliyor. Yani süreçleri mümkün olduğu kadar takip et ve bunları bir şeylerle karşılaştır. İşte o baseline ile karşılaştırabilmen için senin elinde bir takım görsel veriler olması lazım. Nerede, ne kadar, nasıl çalışmış veya kaç saat çalışmış, bunları birleştiren bir sistemin olmasının gerekliliği. Şimdi bununla beraber tabii şey de sağlıyor bu sana. Yani ileriye dönüp bir takım prediktif yani tahmin mekanizmasıyla çalışan sana bir takım önerilerde de bulunabiliyor. Yani şeye kadar gidiyor bu. Kullandığın ekipmanı ne kadar kullanabilirsin, ne kadar verimli kullanabilirsin veya neleri değiştirirsen nasıl daha iyi verimlilik alabilirsin gibi süreçlere kadar giden bir yöntemler sistemi sana ortaya çıkarıyor. Ama tekrar başa getiriyorum. Bunu yapabilmen için senin o total productive dediğimiz, maintenance dediğimiz sistemi kurgulayan bir yalın yönetim sisteminin olması lazım. Yalın yönetim sistemin varsa daha sonra sen o aracı birçok yönden izleyebilirsin. İşte biz nesnelerin interneti diyoruz. Yani arkadaşların kafasını karıştırmak istemiyorum ama şu an en çok kullandığımız sistemlerden bir tanesi. Nesnelerin interneti sayesinde bütün ekipmanları videolar aracılığıyla da takip ederek İşte. onların nerede ne kadar çalıştığını görebilmek ve bunu sistemsel olarak takip edebilmek. Benzer şekilde bunların hepsinin entegre olduğu bir sistem. Şimdi tabii bunları anlatırken korkutmak da istemiyorum. Tekrar başa gelerek söylüyorum. Bunların hepsini bir anda yapmak gerekmiyor. İşte çünkü bir daha başa geliyorum. Kaizen bunu gerektiriyor. Yani sürekli gelişim denen şey bunlardan sen hangileri işine geliyorsa yani hangilerini kullandığın zaman daha büyük verimlilik alabileceksen onlarla başlarsın. Sonra da yavaş yavaş daha sonraki adımlarına gidebilirsin. Şimdi tabii buradan başladık. Ben de biraz daha konuyu çok dağıttım ama toparlayarak gitmeye çalışayım. Burada da bitmiyor. Yani yapay zeka ile ilgili kısım, veri toplama, analizi vesaireyi yaptın. Sonra çalışan bir sistemi kurguladın. Bir aplikasyon yapabilirsin. İşte bizim iş güvenliğinde, kalitede yaptığımız gibi. Burada unutmadan şeyi de bahsetmek istiyorum. Benim en büyük hayalim oydu ki şu an ona başladık çalışmaya. Ben ona şey diyorum, peace of mind system. Yani peace of mind'ın ne demek? Şimdi patronların en büyük korkusu şey, biliyorsun akşam yatarlarken hep düşünürler. 60 tane şantiyem var, acaba şantiyelerimde ne oluyor? İşte hırsızlık var mı? İşler iyi mi gidiyor? Zarar mı edeceğim, kar mı edeceğim? Şimdi teknik ofiste kullanılan datalar, şimdi bizim teknik ofisleri biz biliyorsun en akıllı, en şey kafası işte Excel'e basan çocukları koyarız. Onlar harika böyle Excel'ler oluştururlar. Birbiriyle bağlantılı böyle bir ondan ona geçer, ondan ona geçer. Sonra çocukcağız şantiyenin ortasında daha iyi bir iş teklifi alır gider. Hiçbir şey anlamazsın. Ne oluyor, ne bitiyor, Excel'ler nasıl çalışıyor, bağlantılar nedir diye. Yeni bir arkadaş gelir, o da anladığı kadarıyla kendi Excel'ini oluşturur. Ya bu ayıp değil bu arada. Biz böyle çalışıyoruz. Yani sistem böyle işliyor. Ha yanlış, bunu da yanlış anlamayın. Yani Türkiye'de böyle de Amerika'da böyle değil mi derseniz birçok şirkette orada da öyle. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ama şu var. Ben de diyorum ki sen gene istediğin Excel'i kullan, istediğin şekilde kullan ama belli şeyleri zaten haftalık raporuna girdiğin,
O haftalık saatleri, işte iş planlaması, ilerleme, puantaj, bizim hani person hour dediğimiz adam saat, ama adam saat demek istemiyorum artık, insan saat hesaplamalarında ki o insan saatlerinin sisteme girildiği şeyleri ben toplayayım diyorum. Ve ben bunları topladığım takdirde aynı iş güvenliği ve kalite sistemlerinde olduğu gibi şantiyelerde olabilecek ilerleme, gerileme veya işte geride kalma gibi şeyleri değer analizi üzerinden, işte senin de çok iyi bildiğin işte çeşitli KPI'ler üzerinden ben bunları takip edeyim diyorum. Ve bu gerçekten de işleyen bir sistem haline yani şu an. Çünkü biz zaten bunları sizin şantiyelerini siz de yapıyorsunuz. Gelen veriler üzerine analizleri yapıyorsunuz. Ben de diyorum ki bu analizleri ben yapay zeka ile yapayım ve yapıyorum. Yani şu an onu product haline getirmedik ama araştırmamız çok iyi yönde ilerledi. O dataları toplayarak bu şuna getiriyorum. Yani patron evinde yatarken çok canı sıkıldı. Açacak telefonu, epine girecek. İş güvenliğinde neredeyiz? Ne gibi risklerimiz var? Kalite anlamında neredeyiz? Ne gibi risklerimiz var? Bütçesel anlamda neredeyiz? Ne durumdayız? Bu çok yapılabilir bir şey. Bunu yapabilmen için ama verileri topluyor ve bunları takip ediyor olabilmen lazım. Tamam. Bu veri kısmı. Şimdi bu veri kısmını anlatmadan tabii diğer kısımlara geçmek istemediğim için bunu çok hızlı bağlama ihtiyacı duydum. Sen şantiyelerinde bütün bunları topladığın veriler üzerinden takip edebilirsin. Yani algoritmaları. Tabii bu algoritmalar nelerdir? Yapay sinir ağları olabilir. İşte ne bileyim bulanık mantık olabilir. Expert system dediğimiz uzman sistemleri olabilir. Bulanık mantık dediğimiz fuzzy logic'ler olabilir. Yani birçok şey kullanabilirsin. Şu an derin öğrenme algoritmaları çok sık kullandığımız teknikler. Özellikle image recognition'da yani resimleri algılayıp onların da sistemi eğitebilme için kullandığımız şeylerde. Burada terimlere de açıklık getirmek gerekirse hocam, aslında derin öğrenme aslında daha günümüzde konuşulan makine öğrenmesi biraz daha eski kavram. Aslında bir alt başlığı diyebiliyorum. Siz yanlışsa düzeltin. Yani derin öğrenme aslında o bahsettiğiniz katmanlı yöntemlerle, sinir ağları bahsettiğiniz yöntemlerle daha derin bir makine öğrenmesi aslında yine o şekilde diye tarifleyebiliriz. Yani ben derslerimde kullandığım bir şey var, slaydım var. İstersen onun üzerine hızlıca göstereyim. Olur, belki hakim Yani olmayanlar varsa. şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet. Yapay zeka üzerinde işte bir yapay zekayı büyük bir şey olarak düşünürsen içerisinde makine öğrenmesi, makine öğrenmesinin içinde derin öğrenme var. Derin öğrenme dediğimiz kavram aslında bizim yapay sinir ağlarına çok benziyor. Yani bunlarda ekstra bir layer var. O yüzden derinlik kelimesi geliyor. Ama bu bir şey, artificial neural networks dediğimiz yapay sinir ağları üzerine kurgulanmış bir sistem. Ama senin dediğin doğru, yapay zekanın altında makine öğrenmesi, makinenin altında da derin öğrenme var. Derin öğrenme tekniklerini daha çok dediğim gibi image recognition sistemlerini kullanıyoruz. Çünkü effectiveness'ı çok fazla, yani çok daha hızlı bizim işlerimizi bir araya getiriyor ve çözüyor. Aslında buraya gelmişken size hızlıca şeyi de göstermek istiyorum. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde çalışmaya başlayınca işte yaklaşık 3 sene oldu. İlk yaptığım şeylerden bir tanesi yapay zeka araştırma grubunu kurdum. Bizim işte construction özelinde özellikle çeşitli çalışma alanlarımız var. Yani çok da güzel bir ekibimiz var. Bazı arkadaşlar da burada görüyorsunuz. Bir kısmı bunun lisans tarafında örnekleme halinde koyduk. Toplam yaklaşık 20 kişi olduk şu an. Bunlar çeşitli konularda çalışıyorlar. Yani dediğim gibi iş güvenliği de var, işte bunun tarafında kalite tarafı da var. Seni ilgilendirecek şeylerden bir tanesi de sözleşme yönetimi üzerine çalışıyoruz. Özellikle doğal dil işleme üzerine. Senin işte günde diyelim ki onlarca sayfa veya yüzlerce sayfa karşılaştığın sözleşmeleri sisteme atıyoruz. Sistem bunun içerisinde işte verilen kurallar ve eğitilmiş sistem üzerinden sana karar verme mekanizmasına yardım ediyor. Yani çok fazla bunların detayına girmek istemiyorum ama yani bu şeyi gösterince bahsetmeden geçemedim. Şey çok önemli. Yani süreçler içerisinde mutlaka şey gerekiyor. Mutlaka bir araştırma ekibi olması gerekiyor. Benim şansım ben yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekten çok güzel çocuklarla beraberim. Çok özverili çocuklarla beraberim. Ve hani çok kısıtlı imkanlarla çok güzel araştırmalar yaptık. Şimdiye kadar anlattığım her şeyi de bu çocuklarla yaptık. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Sözleşme yönetiminden tüp iş güvenliğine kadar. Hani benim katkım ne kadar diye sorarsan belki %30'dur. Geriye kalanlarını hep bu genç arkadaşlar başarılı bir şekilde yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar. O da bence bunun en heyecanlı kısmı.
Şeye geldiğimiz zaman ama yani bunun sektördeki uygulamalarına geldiğimiz zaman sektördeki uygulamalarımızda sınırlı kaldık. Şimdiye kadar benim akademi sanayi işbirliği çerçevesinde bir mühendis firması Su Yapı çok öngörülü vizyoner bir şirket. Onlarla mesela araştırmalarımız var elektrik tahmin modelleri üzerine ve benzer şekilde beraber yine taşkınlar üzerine yani flood üzerine yaptığımız bir takım akademik çalışmalar var. Biz akademik tarafta yapıyoruz. Onlar da mühendislik tarafında ve beraber çok düzgün şekilde güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Ama onun dışında şeyi görmedim. Yani nedense işte bu anlatılan sistemlerin uygulanması konusunda çok da ciddi bir şeyle karşılaşmadık. Özellikle yapay zeka kısmında. Ama tabii yalın süreçlerde sizin de liderlik ettiğiniz sektörel yerlerde biz de görüyoruz ve gurur duyuyoruz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel çalışmalar, çok güzel örnekler de geliyor karşımıza. Biz de size teşekkür ederiz Ben çok sıkmadım herhalde. Biraz hızlı konuştum. 40 dakika, 45 hocam. dakika olmuş ama sen Yoksa sor, ben söyleyeyim. Nerelere gidelim istersin? yani aslında şöyle bir de yani insanlar belki uygulama yani yapay zeka aslında inşaatta emekleme aşamasında zaten hani çok az uygulandığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'de belki çok azdır. Bahsettiğiniz İSG yani ve kameradan işte puantaj alma, günlük raporların çekilmesi gibi bazı uygulamalar ben de biliyorum. Fakat belki inşaat sektöründe yani asıl uygulamalar biraz daha açıklayabilirsek hani benim de bildiğim sizin de çalıştığınız işte maliyet aşımını azaltan bazı yapay zekalar var veya İSG konularından bahsettiniz. Belki birkaç gerçek yani uygulanan sizin de bildiğiniz varsa öyle bir örnekle belki canlanabilir insanların kafasında diye Evet, düşünüyorum. ya aslında yani benim yaptığım uygulamalar üzerinden de gösterebilirim ama hemen hızlıca anlatayım sana. Yani iş güvenliği tarafında var. Gerçekten bu yani bizim yarışma halinde olduğumuz akademik kuruluşlar, Amerika'dakiler de dahil olmak üzere bu konuda en çok yapılan çalışmalardan bir tanesi işçilerin devamlı kameralarla kontrol edilmesi ve işte kaskını takmayan veya işte yüksekte çalışırken kendisini doğru yerlere asmayan şu insanların hızlı bir şekilde fark edilmesi. Yani daha sistem sen yürürken alarm vermeye başlıyor. Onur'un kafasında kask yok veya Onur'un işte o gün yüksekte çalışacaktı. Üzerinde şey yok. İş güvenliğiyle ilgili sistemler yok diye. Bunları artık Amerika'da veya işte yine Orta Doğu'da çok sık karşılaşmaya başladık. Yani image recognition üzerinden bunları yapabiliyoruz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Bu çok kullanılan bir şey. Benzer şekilde şantiye giren kamyon sayısını mesela bir şey düşünün. Virtual gate dediğimiz bir şey var. Bir noktada şey koyuyor, kamerayı koyuyor. Oradan geçen bütün kamyonların takibini yapıyor ve çıkarken de gene ne kadar üzerindeki toprağın miktarına göre de ne kadar yükle çıktığını, yüklü ya da yüksüz çıktığını takip edebiliyor görüntü olarak. Yani görüntüler girip çıktıkça bunları otomatik olarak sistem arka planda takip edebiliyor. Bunlar hani görsellik anlamında çok çabuk yapılan şeylerden bir tanesidir. Yine benzer şekilde bizim yine şantiyelerde çok kullandığımız işte verimlilik analizlerinde dataların düzgün bir şekilde tahmin edilmesi üzerine kullanılması. Elektrik tahmini zaten tahmin data üzerinden. Yani trafoya gelen dataların toplandıkça ne kadar tüketildiği, ne kadar elektrik üretmeniz gerektiğini yine datalar üzerinden çok hızlı bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Yani İşte bir trafo üzerinden ne kadar o bölgedeki işte şeyleri de düşünerek, insanların yaşayan insanların çeşitli özelliklerini düşünerek, hava durumunu düşünerek ne kadar elektrik harcanacağı, ne kadar tüketileceğini hızlı bir şekilde tahmin edebiliyorsunuz. Bununla beraber de üretimi arttırıyorsunuz. Yani üretim kontrolü de yapabiliyorsunuz. Şey çok güzel. Yani bunu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Ben bunu hep söylüyorum. Yani sky is the limit diyoruz ya. Yani nerede nasıl kullanmak istiyorsunuz, nereye uygulamak istiyorsunuz, sizin hayal gücünüzde kalmış. Mesela ben bir öğrencimle şey çalışıyorum şu an. Chatbot çalışıyorum. Neydi bunların ismi? Şey, yapay zeka destekli chat roomları diyebilirsiniz. Siri'nin inşaat için olanı düşün Nizam. Yani işte şantiyede çalışan sağ mühendis arkadaşım elinde telefonla şey diyor yani işte ne kadar demir var diye soruyorsun alete veya var mı Siri ne kadar demir kaldı diyorsun. O Yardımcı şey asistan. evet ya bakıp sana dönüyor diyor ki ambarda şu kadar kaldı ısmarla kardeşim veya otomatik olarak ısmarlıyor gibi düşünebilirsin. Yani yapay zeka sistemlerini sizin uygulayabileceğiniz sınırsız alan var. Ama başa geliyorum tekrar eğer sizin süreçleriniz yalın değilse yalın bir sisteminiz yoksa yalın inşaat süreçlerini eğer siz uygulamıyorsanız
oralara zıplamanız neredeyse imkansız, havada kalıyor. Yani bunları yapabilmeniz için önce kurgusal olarak doğru bir kurguyla çalışıyor olmanız gerekiyor. Teşekkürler hocam. Şimdi isterseniz birkaç soru var. Yani Tabii onları ki. yönlendireyim ben. Belki onları yanıtlamaya çalışırız. Tamam. Arkadaşlar bu arada eminim çok sorunuz olacak. Yani soruları sorun. 5.30'da dersim var. 5.30'a kadar cevap verebilirim. Bengü Yoğurtçu isimli Aha. dinleyici. Bir veri girişindeki kalite nasıl sağlanır şeklinde. Kişiye bağlı olduğu için öznel bir yaklaşım söz konusu. Hangi alternatif yöntemler önerilmektedir? Sadece eğitim ve yeterli olmadığı kültür farkında çok belirleyici olduğunu düşünüyorum diye ilave not bırakmış. Evet. Yani aslında veri girişindeki kalite konusu. Şimdi bunu yaşıyoruz, biz de yaşıyoruz. Yani çünkü özellikle global anlamda çalışıyorsan işte Özbekistan şantiyesindeki data girişiyle Hollanda'daki Utrecht ya da Amsterdam'da alacağınız data girişi hakkında şeyinde bir fark olması mümkün. Ancak ben tabii yine sisteme geliyorum. Yani bizim önerdiğimiz, yani benim akademik anlamda çalıştığım üzerine olan sistemlerde her zaman şunu söylüyorum ben. Şimdi benim kurguladığım peace of mind sisteminde, yani bütçesel, iş güvenliği ve kalite anlamında patronun rahat uyumasını sağlayacak olan dediğim sistem içerisinde şu var. Bunun içerisinde mutlaka entegre bir denetim sisteminin var olması gerekiyor nizam. Zaten audit mekanizması var şirketlerde. Biz auditlerle genellikle hırsızlığı yakalamaya çalışıyoruz. Ben de şunu söylüyorum. Eğer bir şantiyede, diyelim ki Özbekistan'daki şantiyenizde ya çok harika bir rakamlar geliyorsa veya çok kötü rakamlar geliyorsa bunların her ikisi de bir denetim flagidir. Yani buraya gidilip bir denetim yapılması gerekir. Eğer subjektivite varsa, mesela bizim en çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesidir şantiyelerde. Hep iş güvenliği üzerinden döndük bugün ama adam der ki 10 milyon adam saatte sıfır kayıp günlü kazamız oldu deyip işte bannerlar koyarlar, arkasına resim çektirirler. Mesela o şantiyeleri biz giderdik. İş güvenliği tarafında neredeyse sıfır kaza gösteriliyor. Revire giderdik. Revirdeki doktorun önüne bir açardık. Ulan 50 bin tane kayıp günlük kaza var. Hiçbirini göstermemişler. Şimdi bu tabii burada eğer siz ciddi bir firmaysanız içinden geçiyor olmanız lazım. Yani denetim fonksiyonlarının düzgün bir şekilde gidip neden bu tip şeylerin yapıldığını görmeniz lazım. Çünkü gene söylüyorum. Başarısızlıklar yalın düşünce içerisinde çok değerlidir. Çünkü siz ancak başarısızlıklardan ders çıkardığınız takdirde başarılı olursunuz. O yüzden sizin %100 bir, yani bütün şeyinizde hatalar, kazalar var ise bunları embrace edip, bunlardan öğrenip bunu paylaşıyor olmanız gerekir. O yüzden mesela biz yalın süreçlerde çok ciddi bir anlamda şey öğretiriz, root cause sistemini öğretiriz. Kök neden bulma analizleri. Neden? Çünkü eğer sen bir kazanın veya bir hatanın veya bütçesel olarak geri kalmışsan veya iş planlamasında gerçekten ciddi sorunların varsa kök nedenini bulman gerekir. Kök nedenini bul. Kök nedenini bulduktan sonra da sistemsel olarak değişikliği yap ki aynı hata bir daha tekrarlanmasın. Şimdi sen sistemsel düşünmüyorsan, kök nedeni bulmuyorsan ve bunlarla ilgili de sistemsel değişiklikler yapmıyorsan sevgili Nizami, çözüm yapabilmen, çözüm bulabilmen çok zor. De bu arada yalının önemini de değinmiştiniz. O aslında problemleri görünür hale getirmek. Yani problemleri yok saymak aslında veri analizini de etkiliyor. Dolayısıyla problemleri ne kadar görünür hale getirirsek ona çözüm üretmek. Yani başarısızlıklar da aslında bir size ileride, evet onu da hani yalın kültürün etkisi de aslında veri kalitesine de etki oluyor. Yani güvenilir ortam, insana saygı, şeffaflık, bunlar aslında hepsi birbirini destekleyen konular oluyor. Evet. Diğer bir soru da hocam, Toyota Ruhu kitabında Just in Time denen bir başlık vardı demiş Berkay Kırmızıoğlu. Hı hı. Katılımcı. Bu inşaat sektöründe uygulanması mümkün müdür? Prefabrik yapıların yalın süreçlere doğrudan katkısı olabilir mi? Evet. Toyota üretim modelinde olduğu gibi, evet, demiş. Çok güzel bir soru Berkay. Yani iki aşamalı cevap verelim. Just in Time. Just in Time'in inşaatta uygulaması olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Şimdi just in time dediğimiz sistemin ne olduğuna bakalım. Toyota sisteminde şunu söyler. Ya araba üretiyorsun. Arabayı oturup işte 3000 tane üretip sonra bunları nasıl satacağımı düşünme. Eğer arabayı o ay işte 3 tane araba alınacaksa, bununla ilgili bir başvuru varsa sen 3 tane üret, 4 tane üretme.
Buradaki mantık da şuradan geliyor. Eğer dört tane üretirsen o dördüncü arabanın parasını önden cebinden çıkarıyorsun. Malzemesini alıyorsun vesaire. Sonra da bunu park yerine bekletiyorsun. Bu buna bir muda yani bir waste olarak yaklaşıyor. Bu Yani olmuyor. aslında müşterinin istediğini istediği zaman da teslim etmek. Yani Evet. tam hani tarifi bu şekilde Evet. deneyim. Tabii şimdi öyle olunca da müşteri çekiyor süreçleri. Bu çünkü bu söylediğiniz just in time bizim pull planning dediğimiz çekmeye dayalı iş planlaması üzerine gider. Şimdi siz çekmeye dayalı yani müşterinin kontrol ettiği bir supplier dediğimiz bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak olan firmalarla aralarında bir ailevi yaklaşma var. Ve bu ailevi yaklaşma sayesinde birbirlerine destek oluyorlar. Bunlar abi hepsi bu taşeron firmalar. Yani bu malzeme tedarikçi firmalar aslında kendi kendilerine bağımsızlar. Fakat süreçler içerisinde bir aile firması gibi çalışıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. Ortak finansal bir takım kaygılar etrafında birleşiyorlar. Öyle olduğu için de istenilen ürünleri istenilen vakitte verebilecek sistemleri var. Toyota da bunları koruyor bu arada. Yani tabii şimdi bizde sistemler biraz daha farklı işliyor. O yüzden bunu uygulama alanında çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz. Tabii o sistemsel sorunları şimdi Türkiye özelinde söylemeye çok gerek yok. Ama yani just in time uygulanabilen yerlerde verimliliğin arttığı kesinlikle kanıtlanmış. Yani buna da örnek verecek olursak aslında çok sık karşılaşan işte demir yani bazı ekonomik nedenleri de oluyor tabii de işte demirin önden stoklanması, gaz betonunun işte sahaya indirilmesi, saha içinde sürekli yer değiştirmesi gibi. Yani Onların bir katta ama onunla getirdiği bir sürü sorun var. Sonra gaz betonlar parçalanıyor, kırılıyor, doğru çalınıyor. Yani kalite ne sorunu da kadar oluyor. evet. Yani sen orada 3 şey vereceğim derken 5 cebinden çıkıyor. Da Doğru. Yani aslında istenilen ne zaman planlamanız aslında o imalat ne zaman olacaksa yani bir stok yapmadan ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman belki de hani getirmek şeklinde de örneklendirilebilir. Yani bu da uygulanıyor aslında inşaat sektöründe uygulanmaya çalışılıyor yani en azından o şekilde. Şey kısmına gel efendim Nizam söyle. Bir diğer soruya geçeyim mi yoksa buna Yok şey şu ekleyeceğiniz prefabriğe cevap veremedim. Prefabriğe var cevap mı? ver. Evet. Doğru. Prefabrik tarafında da aslında prefabrik özellikle modüler inşaat bizim en çok tercih ettiğimiz şeylerden biri haline geldi. Eskiden bu tip şeyleri çok böyle ön plana getirmiyorduk ama özellikle Amerika'da, New York'ta bu anlamda çok ciddi güzel sonuçlar alınmaya başlandı. Bu da şundan önemli bizim için. Eğer siz fabrika ortamında üretiyorsanız tabii orada kontrol mekanizmaları daha iyi oluyor. Yani daha kaliteli ürün çıkarabilir hale geliyoruz. Daha kaliteli ürün çıkarınca da daha kontrollü ortamlar, daha kaliteli ürün çıkardığımız takdirde de tabii ki inşaattaki müşteri memnuniyetinde daha fazla arttırmış oluyoruz. Tabii şunu da yani yalın derslerinde hep bahsettiğim çok önemli bir konu. Yalındaki en önemli şey altında tabii ki saygı ve kaizen var ama müşteri memnuniyeti. Yani buradaki lean'deki en önemli kavram müşteriyi memnun edebilme. Şimdi müşteriyi memnun edebilme içerisinde özellikle modüler tarafta çok ciddi kazançlar var. Çünkü fabrika ortamında üretilen şeylerde kontrol mekanizmaları çok daha iyi işliyor. Eğer bunları bir alışkanlık haline getirebilirse firmalar bunlar da tabii piyasada fark yaratmaya başlıyor inşaat anlamında. Şimdi tabii bunun da bizde neden uygulanmadığı kısma gelelim. Bu şeyi arttırıyor. Yani bir takım bütçesel kaygılar yüzünden olmuyor ama göreceksiniz artık bir süre sonra artık bu sürenin tanımı da çok tabii bilimsel değil ama işte nasıl yeşil binalar kavramı çıktı Amerika'da ve çok hızlı bir şekilde yayıldı. Çünkü sürdürülebilir gelecek için sürdürülebilir binalar yapılması çok önemli. Benzer şekilde modüler inşaat da bence artan nüfusun sıkıntılarına cevap verebilecek bir sistem. Özellikle işte TOKİ süreçlerine uygulanabilir ise yani TOKİ'nin şu an 30 tane bölgede 30 tane inşaatı paralel götürdüğü bir sistemde TOKİ fabrikalarını yapsa bu fabrikalara yatırım yapsa dünyanın her yerine modüler inşaat üretebilen bir sistem haline gelebilir. Ama işte gene aynı yere geliyoruz. O kadar çok sıkıntı var ki bu sıkıntılar içerisinde düşünüp karar verecek halimiz yok. Yani TOKİ'nin nefes alamıyor ki adamlar. O kadar çok sıkıntı var ki işte deprem binalarıydı vesaireydi. Hep yangın söndürdüğümüz için düşünemiyoruz. Halbuki biz bunu şu an nefes alsak da böyle bir sistemin altyapısını kurgulasak hem istihdamı arttırırız
Hem de bu firmalı gene gerekecek o müteahhit firmalar. Nerede gerekecek? İşte o binanın karkasını yapacaklar. Ama binanın diğer üniteleri, yani diye düşünün, fabrika içerisinde siz yalın bir şekilde yatak odasını, mutfağı, tuvaletleri, banyoları üretirsiniz. Yapılan mimarın istediği konfigürasyon etrafında bunları ürettikten sonra gönderirsiniz. Yapılan karkasın içerisinde bunlar hızlı bir şekilde modül olarak yüklenir ve siz binayı anında kapısını açıp insanları alabilirsiniz. Zaten mutfağı, tuvaleti, her şey birbiriyle çalışıyor. Yapılan karkasın içerisinde bunları monte ediyorsunuz. Yani bu aslında bizim gibi yani özellikle ev ihtiyacı olan ülkeler için çok önemli ve çok kolay yapılabilecek bir şey. Ama soru şu, niye yapmıyoruz? Yapılır zamanla işte. Bizim ya bunları konuşuyor olmamız bile çok muhteşem. Özür dilerim. Ben de aynı düşünüyorum o konuda. Diğer soruya geçeyim hocam isterseniz. Kıvanç Emiroğlu, Evet hocam. benim gözlemim inşaat sektöründeki yazılım altyapısı diğer sektörlere göre oldukça zayıf. Veri ve model tarafını hallettiğimizi varsayalım. Acaba deployment kısmı daha mı zor? Şimdi Kıvanç Hocam çok doğru söyledi. Bizde kodlama tarafı eksik kalıyor. Yani neden eksik kaldığını şuradan söyleyeyim size. Yani şimdi mesela bizim kendi müfredatımız içerisinde çocuklara öğrettiğimiz bir eskiden C öğretiyorduk. Şimdi Python'a geçtik. Bir ders alıyorlar. Sen de almışsındır muhtemelen. C++ dersi aldım. C++ onun için Python oldu. Python öğreniyorsunuz. Ondan sonra arkasından numerik analizi aldıysanız da MATLAB öğreniyorsunuz. Ki Aynen. birçoğunuzu öğrenmeden mezun oluyorsunuz. MATLAB ve C++ öğrendik. Yani ne kadar öğrendiyseniz. Şimdi bizim şeyimiz Evet. burada kalıyor. Tamam mı? Şimdi bu körü kılma aslında ek olarak veya artık biz diyoruz çocuklara, sizin hani kendinizi geliştirecek alanları hep soruyorsunuz. Nerede geliştireceğiniz kısmı burada. Yani kendinizi mutlaka kodlama kısmında geliştirmeniz lazım. Şimdi orada da sıkıntı şu oluyor. Eğer kodlamacılar bizim sektörden çıkmaz ise, yani bizim sektörün sorunlarını, sistemlerini anlamaz ise, dışarıdan gelen insanların bu sistem içerisinde katkıları da çok sınırlı kalıyor. Adam diyor ki bunun işte atıyorum biz bunu böyle yapıyoruz burada. Dünyanın her yerinde işte atıyorum ilaç fabrikalarına bu böyle oluyor diyor. Güzel de biz yani onu yapmıyoruz. Bizim kültürümüze uygun bir şey çıkması lazım. Bizim kültürümüze uygun customized solution'larda da geç kalıyoruz. O zaman da Kıvanç hocamın söylediği şey oluyor başımıza. Deployment'da patlıyoruz. Çünkü gelen şey, ki bu yine yalındaki en önemli şeylerden bir tanesidir. İşte Toyota prensiplerinden bir tanesi ne der? Der ki eğer şirket içerisine bir teknoloji getireceksen o teknolojinin her yönüyle şirket tarafından test edilmesi, bütün sorunları çözüldükten sonra hızlı deploy edilmesi. Şimdi bizde genellikle şöyle oluyor. Kesildi mi acaba arkadaşlar? Sizde? Ben seni duyuyorum, bir sıkıntı yok. Hı, sizde bir kesin. Tamam, tamam hocam. Ya olabilir, arada oluyor demek ki. Yani şey, o yüzden içeriden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda sistemleri geliştirmek gerekiyor. İçeriden gelen sistemlerle geliştirecek kişileri bulmakta da çok zorlanıyoruz. Onu anlatmak isterim. Umarım Kıvanç Hocama cevap verebilmişimdir. Diğer bir konu hocam. Yapay zeka ve teknoloji kullanımı Can Hı. Başaran tarafından soru yöneltilmiş. Yapay zeka ve teknoloji kullanımı inşaat sektöründe çok masraflı ve çok uzak hedefler olarak görülüyor. Kullanımının önündeki en büyük engelin bu olduğunu düşünüyorum. Yatırım gerektirmeyen yapay zeka araçları var mıdır? Şimdi ben Can Hocam'a bu konuda çok fazla katılamıyorum. Bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Bir şirket bir portal yapmaya çalışmış. İş güvenliği sistemi geliştirmek için 1,5 milyon TL para harcamışlar. Şimdi yani şirket içerisinde eğer sen bir statik bir portale 1,5 milyon TL harcıyorsan ve bana gelip yapay zeka sistemleri pahalı diyorsan ben seninle tartışırım. Yani anlatabiliyor muyum? Şirketlerde şimdi şey var. Şirketler anlamadığı şeyleri şey zannediyor. Çok pahalı zannediyor. Yani Aslında bunlar masraflı çok zannediyorum. evet masraflı mı? Şimdi tabii yapay zeka sistemlerini uygulayalım deyince işte şirketler de aynı şeyi yapıyor. Adam portale belki 3 milyon TL harcıyor. Yapay zeka entegre edelim deyince de ya bunu bedava yapmaz mısınız diyor. Çok karşılaşıyorum bunlar. Ya sen çocukları gönder burada bir çalışsınlar diyor. Veya ya bu 50 bin liraya olmaz mı? Şimdi sen bir akademisyenle konuşuyorsun. Yani şey mi hani İnsan bazen kendini kötü hissediyor. Şey hani dansözle para atar gibi. Bir şey demiyorsun tabii. Alıştık artık. Türkiye'de öyle şeyleri normal karşılıyorum ben. Şimdi Türkiye'de biz inşaat şirketleri Nizami o kadar büyük paraları o kadar gereksiz harcıyor ki.
Ve sen iş ben yani ben yemem onu. Çünkü biliyorum nerelere harcandığını. Şimdi ama adama yapay zeka ile ilgili şunları çözeceğim deyince böyle bir yaklaşıyor, tamam mı? Çünkü algılayamıyor. Ne yapacağını da anlamıyor. Bir değer de görmüyor. Çünkü algısal olarak şey değil. Algısal olarak şey var. Her şeyi bildiğini Yani düşündüğü için veri üniversitesinde farklı bir şey. Bir de kapalı. uygulamasını da tam görmüyor insanlar. Dediğiniz gibi aslında onun bir sanki hiçbir getirisi olmayacak bir yere yatırım gibi Ya ben görüyorlar. şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'deki şirketlerin, büyük şirketlerin %80'i bak abartmıyorum %80'i SAP gibi ERP sistemlerini getirmek için ortalama 1 milyon euroyu atmıştır bir tarafa. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Evet, Sırf ERP sistemi sistemleri için. uygulamaya çalıştığı için o 1 milyon euro gitmiştir yani. Yani gitmemiştir Doğru. tabii. Birileri güzel öğrenmiştir falan diyelim en azından ama şunu söylemeye çalışıyorum. Onu veriyor. Çünkü ya bence şirketlerdeki bir başka sıkıntı da şu. Yani bu da bence biz inşaat mühendisleri için çok üzücü. Bütün kilit noktalara hep parayı bilen insanları getiriyoruz, tamam mı? Yani işte işletme mezunu, iktisat mezunu çok değerli insanlar ama bizim sistemimizi anlamayan insanlar. Yani sen mühendislikten anlamayan insanları mühendisleri yönetmek için bir yerlere getiriyorsun. O zaman senin kaygın her zaman bottom line olduğu zaman inovasyon önünü bir kere daha kapatmış oluyorsun. Biz zaten sektör olarak yani mühendisler olarak zaten muhafazakarız. Bir de sen bize para kaygılarıyla o zaman şöyle oluyor. O mevkideki insanlar anladığını düşündüğü sistemlere para yatırıyorlar. ERP sistemlerinde olduğu gibi. Ama anlamadığı şeylerde de bunlar olmaz diyorlar. Yani neye göre kime göre olmaz? Senin bunu anlayacak altyapın var mı? Kaç tane mühendislik projesini yaptın, bitirdin? Ne kadar iyi bir mühendissin? Bir tartışalım. Şimdi bu bence bizim mühendisler olarak bizim hatamız. Çünkü bu mühendislik firmaları yani inşaat mühendisi, müteahhit yapan firmaların başındaki bütün abiler inşaat mühendisi. Niçin bu işletmecileri, iktisatçıları mühendislik inovasyonun başına getiriyorlar? Bence o da tartışılması gereken bir şey. Tabii ki bir CFO olacak, o CFO işletmeci, iktisatçı olacak. Tabii ki bunda bir sıkıntı yok ama operasyonun başına sen böyle birini getirirsen o zaman senin inovasyondan uzaklaşmaman mümkün değil. Bu da sürdürülebilirlik anlamında büyük sıkıntı. Çünkü krizler gelip geçicidir sevgili kardeşim. Ama sürdürülebilirlik denen kavram içerisinde bu krizler bittikten sonra sen de biliyorsun ki sen eğer piyasa içerisinde kendine ait repütasyonun çok iyi değilse bunu düzeltmek yıllarca sürüyor. Yani o yüzden senin bu inovatif tarafını güçlendiriyor ve öyle oluyor olman gerekir. Mühendislere saygı gösteriyor olman da lazım. Teşekkürler hocam. Son bir soru daha gelmiş. Bu isimsiz bir dinleyiciden sanırım. Tecrübelerinize göre veri analizi, image video processing için hangi program dilini kullanıyor, tavsiye ediyorsunuz demiş. Buna da biraz değinmiştik aslında. Ya bu ben sen de biliyorsun biz MATLAB'i çok kullanıyoruz. Çünkü Evet. kolay geliyor bize. Kafamız daha rahat anlıyor matematiksel. Python'u kullanıyoruz. Python'u niye kullanıyoruz? Gene orada bir kolaylık var. Çünkü birileri o kodu yazmış oluyor. Bazı hazır size Hazır. kodlamalar Evet. getiriyor sanırım. Evet. O yüzden tercih ediyoruz. Ben de işin kolay kısmında onları tercih ediyorum. Ama iş eğer ciddi anlamda mesela Tesla bunları kullanmıyor artık arabalarında. Niye? Çünkü Python yavaş kalıyor. Neyi kullanıyor? C++ kullanıyor. Neden? Çünkü C++ daha optimize bir dil. Özellikle verinin çok arttığı yerlerde daha uygun çalışıyor. Ama biz o durumda değiliz. Yani arkadaşlar onu da anlamasını istiyorum. Yani inşaat sektöründe biz o durumda olmadığımız için bizim işlerimizi Python çok rahatlıkla gerekiyor. Neden? Yeterli Çünkü olur. o kodların hepsini biz dediğim gibi bir yerlerden alıp kendimize uygun hale getirebiliyoruz. O yüzden hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Ama biz tercih olarak öğrencilerle çalışırken MATLAB'in birçok şeyini tercih ediyoruz. Çünkü MATLAB matematiksel olarak bizim gibi matematik bazlı düşünen insanlar için daha rahat bir çözüm oluyor. Ama o da Kıvanç Hocam'ın dediğine geliyor. İşte bizim programlama yeteneğimizle diyelim ki bir elektrik elektronik mühendisliğini okuyan bir mühendis arkadaşın programlama yeteneği arasında bir fark var. Yani onlar çok daha iyi programlayabiliyorlar. Çok daha hızlı sonuç alabiliyorlar. O da saygı duyulacak bir şey. Başka bir son bir soru daha gelmiş. Bu Tamam. benzer ilk soru aslında yine Can Bey'den gelmişti. Bunu da aktarayım size. Başka bir soru görünmüyor. Herhangi bir şantiyeye danışmanlık verme şansınız oldu mu? Olduysa deneyimlerinizi aktarır mısınız? Bir daha söyler misin? Türkiye'de herhangi bir şantiyeye danışmanlık verme şansınız oldu mu? Olduysa deneyimlerinizi aktarır mısınız diye biraz Ya çok kapsamlı bir soru.
şantiyelere şu an aktif olarak danışmanlık veriyorum. Hangi firmalara veriyorum kısmını söylemeyeceğim ama şu an verdiğim yani danışmanlık verdiğim firmalar var. Ve hangi kapsamda kısmı da şey, ben hep yönetsel tarafındayım. Yani proje yönetimi tarafındaki şeylere, sorunlara yaklaşıyorum. Ve çok keyifli çalıştığımız şantiyeler var. Yani belki o soruyu şöyle ben bir yöneltirim hocam. Ben de şey olsun diye. Yani bir öğrenilmiş dersler dedik ya aslında. Yani orada belki işte belki sizin de tuttuğunuz defterler, kayıtlar vardır. Yani oradan bize böyle en seçme diyebileceğiniz yani inşaat sektöründe yapay zeka ve yalınla ilgili entegre edilebilecek öğrenilmiş bir ders varsa veya işte bizim gibi de çalışmasına yön vereceğiniz kişiler olabilir. Öyle bir paylaşımda bulunmak Ya ben isterseniz o. tabii ki ben en önemli gözlemim şu. Biz ne yazık ki çok iyi mühendis yetiştiriyoruz. Ama bu mühendisleri ne yazık ki inovatif tarafta biraz daha bir tık aşağıda bırakıyoruz. Ve arkadaşları şey diye düşünüyoruz. Biz iyi bir mühendislik eğitimi verirsek bu arkadaşlar işte havuza atıldıkları zaman, denize atıldıkları zaman yüzmeyi öğrenirler diye düşünüyoruz. Ki öyle oluyor genellikle. Ama kuşağın değişmesiyle beraber yeni kuşaktaki arkadaşlar tabii farklı bir kültürden geliyorlar. Ve bizim verdiğimiz mühendislik eğitimi onların bu ihtiyaçlarına yeterince karşılık bulamıyor, veremiyor. Nedir bunlar? Şimdi yeni gençlerimiz yani benim işte küçüklükten işte 17-18 yaşına itibaren gençler artık dijitalleşmenin dibine vurmuş durumdalar. Şimdi sen bu kadar dijitalleşme süreçlerinden gelen gençleri bu kadar muhafazakar bir sektöre entegre etmeye çalıştığın zaman müthiş bir verimsizlik ortaya çıkıyor. Yani çocuklar ellerindeki tabletlerinde binaları işte benim 5 yaşındaki oğlum bile Minecraft'ta binalar yapar halde. Ama biz şantiyelerde halen daha 2 boyutlu düşünüyoruz. Halen daha birçok yöntemi çok klasik götürmeye çalışıyoruz. Ve şantiyelerde benim en önemli gözlemim halen daha bu şekilde ilerletmeye etmeye çalışıyoruz. Ama bunun değişmesini sağlayacak sistemsel yalın sistemleri de hiçbir şekilde göz önüne almıyoruz. Çünkü biz diyoruz ki bu böyle işliyor, böyle devam edecek diyoruz. Şimdi şunu unutmamak lazım. Sektörel olarak biz şu an oldukça rekabetçiyiz. Çünkü bu dünyanın her yerindeki ülkeler için bu geçerli. Yani Amerika'da bu da bu şekilde, Avrupa'da bu şey, onlar da gelenekselci. Ama eğer onlar o gelenekselci taraflarını bırakıp modern teknolojileri ve dijitalleşme süreçlerini hızlı bir şekilde sistemlerin içine koyarlarsa biz o yarışta çok geri kalma durumunda olabiliriz. O yüzden bir an önce bizim altyapımızı düzgün bir şekilde sağlayan sistemleri kurgulamamız ve artık yapı bilgi modellemesinden işte yapay zekaya giden süreçleri de entegre etmeye başlamamız lazım. Çünkü rekabetçi tarafımızı çok yakın süreçlerde kaybetme riskimiz olabilir. Özellikle global dünyada. Şu an inşaat firmaları biliyorsun çok başarılı gidiyoruz. Dediğiniz gibi bir 10 yıl sonra bu treni kaçırılırsa o rekabetçi yanımız da ortadan Evet, kaybolacak. yani bize çok, ben akademisyen olarak bize çok büyük rol düşüyor burada. Siz zaten global bir firmanın parçasısınız. Sizin gibi en iyi genç arkadaşlar, Türkiye'nin değişik yerlerinde yetişmiş genç arkadaşlarla o eğitimi alıyorsunuz. Önemli olan tabii bizim bunu yaymamız ve bunun bir farkındalığını ortaya çıkarmamız lazım. Hocam şimdi birkaç soru daha geldi ama bilmiyorum vaktiniz varsa devam edin yoksa Vallahi da dediğim gibi burada. dersin 5.30'da başlayacak, bir soru ya alabilirim. 12'de işte bir 22 dakikamız daha var ya da kapatırız, sen bilirsin. Kaptan sensin, ben misafirim. İsterseniz bu biraz önce gelen son Oğuzhan Çınar Bey'in sorusunu da alıp Tabii. tamamlayalım isterseniz. Buyur. Bütçe, maliyet kontrol veya forecast konularında yapay zeka kullanan herhangi bir inşaat firması veya bir case study ile karşılaştınız mı? Eğer karşılaştıysanız yapay zekanın bütçe tahmini, doğruluk oranı hangi seviyelerde gibi bir soru yönelmiş. Osman Hocam, zaten olmadığı için ben bu alana girdim. Şimdi şöyle, ben yani kurguladığım sistemi anlatayım. Şimdi şantiyeler, böyle bir şey yok tabii. Yani Türkiye'deki şantiyelerde böyle bir şey gözlemlemedim. Ama şimdi Amerika tarafını çok net bilmiyorum şu an. Çünkü onlar mesela Turner'da yapıyor. Prologlar, Prolines'ları kullanıyorsunuz değil mi halen de? Prolog Evet, sistemi. kullanıyoruz. Şimdi sen bütün bütçe analizlerini, commitment'ları, ondan sonra işte anticipated cost reporting diye bir şey kullanırlardı mesela. Bütün olabilecek tahminleri sen portal üzerinden yaptığın takdirde o dataları zaten biriktiriyorsun. Şimdi o dataları biriktirdiğin takdirde bunların üzerine bir yapay zeka modülü kurmak çok zor değil. Yani elinde data olduğu zaman, o veriyi topladığın zaman hocam,
bunların üzerinden analiz yapmak çok zor değil. Eğer bu analizi yaparsan, bu analizin bir mühendis kadar iyi sonuç vermesini ben beklemiyorum. Çünkü mühendislik judgment dediğimiz bir karar verme mekanizması var. O karar verme mekanizmasındaki kadar efficient, düzgün bir karar verme mekanizmasını yapay zekadan beklememelisiniz. Ama şunu yapar. Eğer gözden kaçan majör bir durum var ise bununla ilgili standart öğretilen kurallar çerçevesinde size bir takım uyarılar verebilir. Yani hiçbir zaman iyi bir mühendisin yerini alamaz. Ancak o mühendise karar verme mekanizmalarında yardım eden bir sistem olur. Yani benim şimdiye kadar anlatmaya çalıştığım hiçbir sistem, hiçbir şekilde hiçbir mühendisin yerini alacak sistemler değil. Mühendislerin yanlış yapmasını engelleyecek ve arka plandaki yöneticilerin de veri akışında hızlı bir şekilde veriyi görebileceği ve onlara bir rahatlık verecek. Yani sistemde Karar sadece destek aracı tabii denilebilir. insanlara da bağlı değil, ancak arka tarafında da bir sistemde onları kontrol edebilmek bu şeyi getirir. Hem bizim açımızdan mühendislere de bir şey verir, güç verir, hem de bir taraftan da şirket sahiplerine ve egzekutiflerine, yöneticilerine de bir rahatlık verir ki sistemde eğer olabilecek kötü niyetli şeyler varsa da kaçaklar, onları da arka planda takip eden bir sistem var olmuş olur. Bunun da biraz önce söylediğim gibi denetim mekanizmalarıyla güçlendirilmiş olması gerekir ki ilk soru onun üzerindeydi. Yani datanın subjektif olması nasıl engeller sorusunun ana cevabı da iyi çalışan bir denetim sistemidir arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. Sizin de dersten önce vakit bırakalım sizi de dinlenmeniz için. Güzel, faydalı bir paylaşım oldu aslında. Yani bir farkındalık yaratmak. Aslında inşaat sektöründe bu konular çok işlenmiyor. Uygulamalarda çok yok. Ama başlangıç seviyesinde ve önümüzdeki projeksiyonlarda, bazı raporlarda 2030 yılında inşaat sektörünün en fazla etkileneceği falan belirtiliyor yapay zeka uygulamalarında. Ülkemiz ne kadar etkilenir bilemem ama dolayısıyla buna hazırlıklı olmamız Evet, gerek. yani Yani benim akademisyen olarak görevim özellikle genç arkadaşlara, genç yöneticilere ve kendi şirketi olan abilerimize ya yani bu şöyle bu bunun ön hazırlığını yapmak gerekiyor. Ön hazırlığını yaptıktan sonra da mutlaka çünkü yalın neden önemli kısmı bence orada cevap veriyoruz. Altyapısı olmadan üst yapı yapamaz. Yalın süreçler altyapıyı sağlıyor. Altyapıyı sağladıktan sonra üstüne üst yapı yaparsın ama düzgün bir temeli olmadan senin yapay zeka süreçlerine de geçmen mümkün değil. Bilgi işte yapı bilgi modellemesine de geçmen mümkün değil. O yüzden bunların altyapısına başlamış olmamız gerekiyor. Ben esas vurgulamak istediğim şey bu. Bir taraftan da bizim bu tip gençleri yetiştiriyor olmamız lazım üniversitelerde. Çünkü sen 5 sene sonra bu devrim gerçekleştiği zaman ilk yapacağın şey bunları bilen insanlara ulaşmak olacak. O bilen insanların da bugünden yetişiyor olması gerekiyor arkadaşlar. teşekkür ederiz hocam o zaman. Burada sonlandıralım isterseniz. Sizin Tamam, de çok teşekkür programınıza ediyorum. Turner bize çok özelinde teşekkür ederiz. sevgili Nizami çok teşekkür ediyorum. Senin gibi genç Teşekkürler. arkadaşları da okulumuzdan mezun ettiğimiz için çok büyük gurur duydum. Her ne kadar İTÜ'de doktorunu Tamam. yapıyor olsam bile. Tabii Oraya da selam olsun. onun sebepleri de biliyorsunuz hocam. Yok canım, Teşekkür hepimiz severiz. ederim. Tamam, oldu. Herkese bol selamlar o takdirde. Oğlum Sevgilerimi çok sunuyorum. Çok teşekkürler. teşekkür ederim. Mutlu yıllar dileriz. Ben de aynı Hoşça kalın. şekilde saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.